Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle kırda gezerken bir tane çiçek gördük. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Ne olduğunu ben bilmiyorum ama bilen varsa yorum kısmında yazabilir. Böyle bir çiçek. Güneş çarpıyor, göremiyorum da. Böyle bir çiçek. Sanki bu sinek kapanlara benziyor. Bu etçil bitki vardı ya, ona benziyor sanki. Şu an netledim sanırım. Böyle bir çiçek. Şöyle altı borusu var. Şurada yaprakları var. Şunlar tomurcukları. Nasıl bir çiçek? Gerçekten çok ilginç bir çiçek. Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bilen varsa yorum kısmında yazabilir. Biz de öğrenmiş olursak. Böyle bir çiçek kokusu var mı? Kokusu kötü kokuyor. Evet, kötü kokuyor. Leş çiçeği olabilir mi diyeceğim ama o da bu kadar küçük bir şey değil sanırım, bildiğim kadarıyla daha büyük bir çiçek. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum ben. Evet, böyle bir çiçek. Burada da var. Bu da yeni yeni çıkmış. Bu da tomurcuk daha. Henüz açmamış ama bu açmış. Açmış hali böyle. Yaprakları bu şekilde. Böyle küçük boylu bir bitki. Burada yine gelmişken göstereyim, bunlar lale. Bunlar lalelerimiz. Namı diğer Muş lalesi. Her yerde bu lalelerden var. Kırmızı, güzel. Kendiliğinden oluyor. Oldukça fazla miktarda var. Burada yine bir çiçek türümüz daha var ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Böyle güzel bir çiçek, yine pembe. Minik, hoş. Güzel bir çiçeğimiz var. Şöyle gidelim bakalım. Şurada Edirne sümbülü var. Yaprakları daha çok laleye benziyor ama çiçeğin oluş biçiminden dolayı sanırım sümbül demişler buna. Sümbül de bu şekilde açıyor ya. Sanırım o yüzden. Edirne sümbülü. Hemen yanında minik bir tane daha var. Evet. Güzel bir görüntü. Hemen şurada da hafiften bir gün batımı var. Onu da göstereyim. Manzara çok güzel. Azıcık ilerleyelim. Buralarda yine Edirne sümbülleri var. Şu, biz buna yabani sarımsak diyoruz ama başka adı var mı bilmiyorum. Bunu biz topluyoruz. Kökünden almıyoruz tabii, seneye de çıksın diye. Böyle bir şey. Kokusu aynı sarımsağa benziyor. Hatta yabani pırasa dediğimiz bu. Yaprakları biraz sarımsağa benziyor böyle. Sarımsağın yeşil kısımlarına benziyor. Buralarda yine bol miktarda var. Biz bunları yiyoruz. Salataya falan doğradığımız zaman güzel oluyor yani. Beğeniyoruz biz bunları. Toplayıp yiyoruz. Burada bol miktarda var. Yemlik falan da var buralarda. Çok fazla. Yemlik de şu. Önceki videoda göstermiştim aslında. Yemlik de bu. Bu da gayet güzel bir bitki. Ay, elimle yapınca dağıttım. Böyle yaprakları var. İnce uzun bunun yaprakları. Ama tadı oldukça güzel. Limonla falan çok güzel oluyor. Biz beğeniyoruz limonla. Yine yemlikler. Açmak üzere olan laleler, Edirne sümbülleri. Şurada daha güzel bir Edirne sümbülü var. Göstermek açısından çekeyim dedim. Şahane bir güzelliği var. Ben çok seviyorum. Böyle doğada gezmeyi, izlemeyi de çok seviyorum. Şu yanında da bir tane var, küçük. Minik. Baby'si. Şurada da açmış hali var. Edirne sümbülünün. Evet, devam edelim bakalım başka neler varmış. Buralarda küçük küçük laleler var. Minik minik. Bu laleleri belediye ekmiyor buraya. Bu laleler kendiliğinden çıkıyor. Gayet güzel. Biz çok seviyoruz böyle tarlada gezmeyi, bu laleleri, sümbüllere bakmayı çok seviyoruz. Bazen böyle yenilebilen otlar falan oluyor. Onlardan toplayıp eve gidip yiyoruz. Şöyle bir de manzara göstereyim. Arka tarafta da yoncalıklar var. Burası hayvancılığın baskın olduğu bir yer. Hayvanlar için genelde arazileri
Yonca yetiştirmek için kullanıyorlar. Mera arazisi. Genelde buralar. Yine bir tane buldum sarımsaktan. Şöyle geçelim. Şöyle son bir etrafı göstereyim istedim. Videoyu da çok uzatmayayım. Zamanınızı da çok fazla almayayım. Güzel bir gün batımı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoma beğeni atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.